Forum Milletvekili Sayın Salim Uslu'ya aittir. Buyurun Sayın Uslu. Buyurunuz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup önerisinin aleyhinde söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Aslında burada tartıştığımız konu az önce konuşmacıların yaptıkları konuşmalardan da anlaşılacağı üzere sadece tezkere kararının politik sonuçlarını tartışmak değildir. Burada tartıştığımız konu teknik bir sorundur. Yani 1 Mart tezkeresinin görüşüldüğü gizli oturum tutanaklarının açıklanıp açıklanmaması gerektiği şeklindedir. Dolayısıyla buraya anayasa ve iç tüzük açısından bakmak daha doğru olur. Yoksa 1 Mart tezkeresinin iyi mi olmuştur, kötü mü olmuştur, doğru mu olmuştur, yanlış mı olmuştur? Bu konuda söylenecek çok söz vardır. Ve hele hele o günkü meclis iradesinde bir yol kazası gibi tanımlamak da son derece yanlıştır. Yol kazası değil, bu düpedüz bu bir meclis iradesidir ve meclis iradesine de herkesin saygılı davranması elbette beklenir. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli sözcüleri birkaç gündür açıklama yapıyorlar. 1 Mart tezkeresinde gizli oturum tutanakları açıklansın diye. Oysa bunun politik bir atraksiyon olduğu açıklandı, ortaya çıktı. Ve o günkü gizli oturumların tutanakların açıklanmasının tek yolu da meclis başkanından bu tutanakların açıklanmasını talep etmek olmamalıydı. Nitekim anayasa ve iç tüzük hükümlerine baktığımız zaman meclis iradesine ait olan bir açıklama eyleminin meclis başkanının tarafından takdire bırakılmış olarak açıklanması elbette söz konusu değil. Nitekim gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gerekse senatoyla senatonun bulunduğu dönemlerdeki tutanakları incelediğimizde şunu görüyoruz ki genelde Türkiye Büyük Millet Meclisi, meclis ve senato müşterek tutanaklarında, müşterek başkanlık divanı kararlarında konu el alınır ve orada şayet bir mutabakat sağlanırsa gizli tutanaklar kamuoyuna açıklanır. Daha sonra yapılan iç tüzük değişikliğinde de bildiğiniz gibi bu sefer senato kaldırılmış ve yerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Danışma Kurulu'nun kararına bırakılmıştır. Bugüne kadar birkaç kez Danışma Kurulu gizli tutanakların açıklanması konusunda karar vermiştir. Nitekim bunlarla ilgili rakamlar elimizde de vardır. Mesela 211 Danışma Kurulu önerisi mecliste oylanarak açıklanmasına karar verilmiştir. Ve bu 211 Danışma Kurulu kararı da yine partilerin müşterek kararıyla gerçekleşmiştir. Yani burada gerek anayasamızın 97. maddesi gerekse iç tüzüğümüzün 71. maddesi açıkça bir uzlaşmayı, partiler arası bir uzlaşmayı işaret etmiştir ve bugüne kadar da meclis gizli oturumlarındaki tutanaklar ancak ve ancak meclis danışma kurulundaki uzlaşmayla bir uzlaşma sonucu meclis gündemine gelebilmiştir. Nitekim bundan önce tabii yani demokrasilerde demokratik teamüller de önemlidir. Yani eğer demokrasi sadece yazılı kurallardan ibaret değildir. Demokratik teamüller de yine demokratik iradelerle, müşterek iradelerle oluşturulmuştur ve bu teamüllerde de dikkat edilmesi, özen gösterilmesi gerekir. Bugüne kadar 55 gizli görüşme yapılmış. Bunlar 10 yılı doldurmuş olmasına rağmen açıklanmamıştır, açılmamıştır. Bu da yine meclisin iradesiyle gerçekleşmiştir. Yine 43 gizli görüşme henüz 10 yılını doldurmamış olduğu için elbette gündemimize gelmemiştir.
Değerli milletvekilleri, özellikle burada ifade etmek istediğim husus bilhassa şudur ki bugün 1 Mart tezkeresinin sonuçlarını tartışmanın zamanı değildir. Bu nedenle de aleyhindeyiz. Oysa bunları daha telaşsız bir ortamda tartışmamız gerekir. Sadece burada 1 Mart tezkeresini değil, 1 Mart tezkeresinin görüşüldüğü meclis zabıtlarını değil, bugüne kadar, bu parlamentonun kuruluşundan bugüne kadar, yani 90 yıldır mecliste gizli kalmış hangi zabıtlar, hangi yapılmış gizli oturumlar varsa bunların tamamının açıklanması mümkündür. Bu da ancak meclis iradesiyle mümkün olabilmektedir. Değerli milletvekilleri, devlet yönetmek ciddi bir meseledir. Bunu gündelik siyasi politikalarımızın dolgu malzemesi olarak görmek ve gizli tutanaklardan bir çatışma kültürü çıkartmak ya da bir siyasi rekabet sonucu çıkartmak çok da doğru ve ciddi bir politika değildir. O açıdan devletin özellikle güvenlikle ilgili yanını ilgilendiren konularda devletin güvenlik yanını bugün deşifre etmenin, kamuoyu önünde tartışmanın devleti tartıştırmak anlamına geleceğini en iyi devletçilik ilkesine sahip olan, ulusalcılık iddiası olan Cumhuriyet Halk Partisi bilmektedir. Bu nedenle de biz devletin şu anda içerisinden geçtiğimiz süreç içerisinde gizli oturumlarla devletin pozisyonunun tartışmaya açılmasını AK Parti grubu olarak doğru bulmadığımızı belirtmek istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu birkaç gün önceki konuşmasında Türkiye'nin ağır sorunları olduğunu ve bu sorunların toplumsal uzlaşmayla çözülmek durumunda olduğunu belirtiyor. Sanıyorum 1 Mart tarihli konuşmasından aldım bu ifadesini. Bence doğru bir yaklaşımdır. Özellikle sendikal kültürden gelenler de çok iyi bilirler ki geniş bir kesim ilgilendiren, hemen hemen toplumun bütününü ilgilendiren konularda toplumsal uzlaşma ortak iradeyi yansıtmış olduğundan, yansıtacağından bir uzlaşı çabası içerisinde olmak elbette en doğru yoldur. Her ne kadar iş düzük 19. madde danışma kurulundan gelmeyen ya da danışma kurulunda çıkmayan kararlar konusunda genel kurulu iradesine konuyu bırakıyor ise de aslında danışma kurulunda karar alınması bizzat burada bir uzlaşma arayışına işaret etmektedir ve böyle bir uzlaşma hem gerçekleşmemiştir hem de bugüne kadar gizli tutanakların açıklanması daima danışma kurulu kararıyla olmuştur. O nedenle danışma kurulunun kararına da yine kararını da aramak ve bu kararı uygun davranmak gerektiğini düşünmekteyiz. Burada özellikle belirtmek istediğim bir husus var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Grup Başkan Vekili ifade ettiler. O günlerden bir korkunuz mu var? Bu devletin zaafı değildir dediler. Evet. O günlerden hiçbir korkumuz yok. O gün Türkiye Büyük Millet Meclisi bir irade ortaya koymuştur. Ve hele hele Türkiye'ye gelen asker o günkü tezkerenin reddiyle geri gitmiştir. Dolayısıyla kimsenin sakalının ehli sünnete uygun olup olmadığı ya da saç tıraşının Amerikan tıraşı olup olmadığına değil. Bu millet kimin ense tıraşına baktığını o günlerde ortaya koymuştur. Dolayısıyla burada AK Parti gocunacak bir parti değildir ve gocunacak hiçbir şey yoktur. Yalnız şu var ki bakınız burada söz konusu olan meclisin iradesi ortadadır ve bu iradeye saygılıyız. Burada söz konusu olan
iş düzeye göre bir danışma kurulu uzlaşılarak şayet genel kurulun gündemine, huzuruna getirilirse elbette bunun gereğini AK Parti grubu da yapacaktır. Bugüne kadarki demokratik tahammülleri ve iş düzük hükümlerini yok sayarak meclis genel kuruluna getirilen bu tür... Teşekkür ederim Sayın Uslu.